Kimin montu oldu artık tartışılır. Kapanın elinde kalıyor. Öngörmüşler. Bir gün vlog kamerası konur diye. Evet. Adamlar geleceği görmüş yaparken arabayı 20 yıl, 10 yıl önce dizayn ederken. Bence de. Okay. Aşkım heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? İki heyecanlısın. Ne yalan söylüyorsun? Kesinlikle heyecanlı falan değil. Tabii kesinlikle yani niye olayım? Aşk olsun. Niye kendine dalga geçiyorsun? Niye duygularımla oynuyorsun bir kere? Ben sen hangi duygunla oynadım şu anda? Dalga geçtin benimle. Oradaki samimiyetim ve böyle heyecanımla biraz dalga geçtin. Çünkü mutluyum dedin. Heyecanlıyım dedin. I'm sorry. Bana hemen iki yanın ilişkimizde ne kadar önemli bir rol olduğunu açabilir misin? Sen aç, ben niye açıyorum? Sen söyle. Sen söyle. Senin versiyonu nasıl onu anlamak istedim. İsterim yani. Filizlendiği yer mi diyelim? Filizlendiği yer mi? Değil. Yani filizlendiği yer değil mi? Pekiştiği yer mi diyelim? Bana zarf attığın yer. Mesela. Ben mi zarf attım sana? Sana ben mi zarf attım? Ya bir zarf atıldı. Nasıl yalan? Nasıl yalan? Nasıl ben sana zarf attım? Ne yaptım ki zarf attım? Yani burada atmadın da. Nerede attın? Sonrasında attın. İki yıldan sonra mı? Tabii sonrasında. Mesaj attın ya. Ha teşekkür için. Evet. Ama niye? O zaman sen benim elimi tutmuştun zaten. Ondan sonra mıydı, önce miydi yani? Ay tabii ki de sonraydı yani. Niye yoksa seninle komünikasyona geçmişim? Sen esas gerçi doğru, beni, sonraydı. Sen esas sonra beni oltaya doğru, almışsın, doğru. Elin üşüyor bilmem ne giyiğine. Ya gidip elin buzlu suda yıkadın, elin üşüsün diye. Aa! Bir kere elin elime değdi. Oradan soğukluğumu anladım. Sonra sen benim elimi tuttun. Sonra ben onu ısıttım. Sonra ben sen o... gidip yıkayıp soğuk soğuk yıkayıp geri geldin. Soğuk olsun da tutsun diye. Çünkü neden acaba ortadaki tutsun ortam diye. Dolayısıyla olabilir hiç, mi canım yaşadığım hiç, adrenalinden? Hiç. Hayatımda rakıdan kusmadım. 5 kere kustum o gece ben. Ya git bırak. Gidip yıkayıp geri geldin elini. Soğuk olsun da tutsun çocuk elimi diye. Kusura bakma. Çok tarz şeylere... girecek bir potansiyelim yoktu yani. Hiç değil yani. O tuttu elimi bu arada. Ben... Soğuktu ne yapayım? Yani... Centilmenlik de mi öldü ya, yani? Ya centilmenliğine kurban olayım ya. Senin elin üşümüş. Yıl 2000 kaç? 10 mu? 11. Yıl 2011. Elim üşümüş. Elim ısıtıyor. Tarihleri senin daha iyi biliyor olman gerekmiyor. Genelde hani erkekler bilmez böyle şeyleri, kadınlar küserler tarihleri bilmiyor diye. Ben senin bazı açılardan hafızanla asla boy ölçüşemem. Hayır. Bazı şeyleri çok iyi hatırlıyorum. Özellikle negatif kontekstteki şeyleri. Ama tarihsel olarak bazı şeyleri şaşırabiliyorum. 31 Aralık 2011'de. Günlük olarak yılbaşıydı çünkü. Güzel bir gündü ama. İyi ki tutmuşsun yani elime. Ne işte. Buraya mı? Vardığımız nokta burası oldu. Oradan nerelerden nerelere. Lendik. Yani. Tabii. Allah'ım çok ikonik bir konuşma yaşanıyor şu an burada. Yemin ediyorum düşüp bayılacağım ya. IKEA bizim için gerçekten önemli. Çünkü biz ilk çıkmaya başladığımızda sürekli IKEA'ya geliyorduk. Yani neden bu, bilmiyorum. Neden ben de mesela, bilmiyorum. Onlar çok rahat. Yani neden mesela? Yani. IKEA'da hani tamam evet biz yeni taşınmıştık falan öyle bir şey vardı. Bir sürü şey evet sürekli bir şey alıyorduk. Sürekli bir şey alıyorduk ama yani sürekli bir ihtiyaç vardı. Evet. Çok ilginç ve hani IKEA'ydı gezme destinasyonumuz. Kim oluyordu konuşabiliyorsun. Hani evet. Böyle sinemaya gitsen mesela sinemada ne yapacağız yani? Hani film izleyeceğiz. Kısa yani
Yani. Yani ne bileyim çok şeydi böyle değil mi? Annem falan da tabii hep bir şey istiyordu. Bir iki ev, bir destinasyonumuz oluyordu. Bu yakaya tabii geliyorduk bayağı. Evet. O zaman yeniydi bu yaka. Yani 10 evet, yıl öncesi. Çatısı çökmeden önceydi. Çatısı çökmeden önceydi evet. Sonra Palladium'a çok gitti. Palladium bak hep sakin yerler bunlar. Palladium evet. Da çok sakin bir yer. Biz genelde sakin yerleri tercih ettiğimiz için. Sakin insanlarız. Yani şimdi bakalım ne kadar sakin olacak. Cumartesi günü geldik buraya kaşınıp bakalım ne olacak. Yani hava da kötü kesin ağzına kadar dolur burası. Öyle mi diyorsun ya? 5.30 ama saat ya. Ne bileyim. 5.30 tam saati ya. Bakalım göreceğiz ya. Kapalıya bırakırız arabayı. Kapalıya girelim. Gelmemizin sebebi de şu. Biraz yeni yıl işte misafirlerimiz falan olacak. Biraz onun için yeni yıl koleksiyonu neler var biraz ona bakmak istiyorum. Peçete meçete falan. Varsa bir tane şu hep benim geldiğimde asla stoğu olmayan bir tane lamba var. Ona bakmak istiyorum. Ne ayaklı şey diyorsun. Ayaklı lamba evet. Yani lamba bakalım bir şey bulursak yani artık. Çok da bayağı evet kalabalık bir vibe alıyorum etraftan. Göreceğiz. Yemin ediyorum bir kalabalık var burada. On üzerinden ne kadar kalabalık söylüyorsun? 13 falan. İstanbul'da bir yerde. Bayrampaşa'da var mı? Bayrampaşa'ya gidip olabilir. Bizim çerçeveleri görüyorum. Bunlar. Evet, doğru. Yine bunun fiyatı. Sanahet. Evet. Ben yine Fevzi Bey'e teşekkür ederim. Bir tanesinde duvara ultra mükemmel bir şekilde dizdiği için. Teşekkür ederim. Şimdi ben burada mutfak için, mutfağı asmak için bir şeyler arıyorum. Çerçeve. Yine bir Pinterest diyarında kayboldum. Umarım bulacağım. Hiçbir şey doğru değil. Toplu biraz tadım kaçar. Alalım mı bunu? Nereye asacağız? Asabilir miyiz? Alsak asabilir miyiz? Evin dışına asmak lazım. Mesela evet. Dolabın yani şeyinde mesela. Evet. Doğal gaz sayacının altına sayı ekleyeceksin abi. Evet. Gerçi approve edecek hangi kelimeyi biliyor musun? Lilo. Lilo'nun approve etmesi gerekiyor. Evimizdeki misafirleri. Lilo okeyse okeydir. Emin olamadım. Paspasımızı daha çok seviyorum sanırım. Evet. Paspasımızın üzerinde I hope you like cats yazıyor. Evimizdeki maksimum yılbaşı süsünü göstermem lazım. Bu olacak. Kediler yüzüne hiçbir şey koyamıyorum. Masa için ışık alacaktım. O da yok. Bunları çok beğenmiştim. Göstereyim. Onlar da bitmiş. Niye ya? Olası bir şeyler. Ay anladık. Herkes burada ağacını. Biz de şöyle. Ne var ki? Şu daha, ağacımız yok ki. Daha Thanksgiving yeni geçti. Acıtır. Alalım mı ağacı? İstiyor musun? Ben aslında istiyorum. Diyor bir yandan. Yani bak şu hoşuna gidiyor. Alalım süsle et. Ne var yani? Boncukla mı? Bu aldığım süsler masa için daha çok mu? Farkına yok. Ben hani herhalde nazar boncuğu takacaksın. Evet Koko. Gel. Unboxing yapılmasın mı? Lilo'm sen de gel. Sen de benimle unboxing keyfi. Alışverişimizi yaptık. Bir açılsın. Şimdi önce bu görmüş olduğunuz şeyi göstereyim. Şöyle bir tablo aldım. Bunu mutfağa asacağım. Neden aldım diye soracak olursanız da bir dur
duvara astığımız bir aparat vardı süpürge için. Süpürgemizi değiştirdiğimiz için artık ona gerek kalmadığından ötürü şimdi orada olan delikleri de böyle kapatmak istemedik. Şimdilik bu da böyle çok güzel. Ay çok hoş. Şöyle güzel mutfağa uygun, duvar kağıdına uygun dedik. Bir şey alayım ben. Normalde IKEA'da böyle bir tane daha böyle bir tane daha siyah beyazlı bir format var ama o böyle bir tık daha küçük, bir de bitmiş bu arada, çok yani yoktu. Online'da da yoktu değil mi? Buna bakmıştın sen. Şimdi bu gelmiş galiba yeni. Bence güzel. Ben seviyorum yani. İkinci olarak TikTok Made Me Buy It olarak Instagram'a koyduğum şey şu. Ben bunu TikTok'ta gördüm. Bu bir kesme tahtası. Fakat bunu işte kitaplar için böyle bir durdurucu, bilgisayar için işte bir bilgisayar adlı olarak kullanılması TikTok'ta beni çok etkilediği için dedim ki alalım. Şu beni çok heyecanlandırıyor. Buna çok heyecanlıyım. Bunu açalım. Çünkü evimizde çok süsümüz yok. Bunlardan bunun başlıca sebepleri evdeki tüylü çocuklarımız. Şu an o kadar gerginler ki uzaktan sonra. Çok güzel. Ay buraya falan mı assam acaba? Ne dersin? Hı? Şöyle. Çok şeker. Ya ben bunu kapıya asmaya gerçekten kıyamam. Çok güzel. Bunu böyle bir yere koyacağım yani. Yılbaşı süsü yatırımım şu an için bu diyebilirim. Sonrasında şöyle bir çerçeve aldım. Bunun sebebi de çok sevgili eşimin elimizi yıkadığımız yerin kenarına böyle mavi bir mürekkep yapması kaynaklı. O mürekkep benim böyle gözümü rahatsız ettiğinden artık bu kelebeğin içine belki yaptığım sulu boya şeylerinden birini koyarım. Bir şakayık yapmıştım, belki onu koyarım. Öyle orayı da bir çiçeklerim diye düşünüyorum. Değil mi? Bakar mısınız? Burada oturdu şimdi. Bizi izliyor. Yiyeceğim seni. Göstereyim. Bakın bu benim videolarda hep kullandığım şey, baharat. Lime pepper, balıklar ve sebzeler için olan bir baharat ama ben yumurtaya bile koyuyorum. Bence gerçekten tadı çok güzel. Hem o lime'ın verdiği ekşilik, biberin verdiği de hafif böyle acılık değil de nasıl diyeyim. Böyle güzel bir tat veriyor yani, hoşuma gitti. Bunlar 69-70 lira civarıydı bu arada. Bir de bir tek bunlar vardı. Eğer IKEA Ümraniye'ye gidecekseniz diğer baharatların hiçbiri yok. Bir çikolata gördüm. Bitter %70 mi? Yok. %60. Böyle ben Mara usulü bir şeyler yaparım diye düşünerek bunlardan aldım. Bakalım bir deneyelim. Hiç almamıştım daha önce. Aslında mum aldım. Bir tane beyaz mumumuz var. Onu şimdi yılbaşı süsü olarak kırmızıya döndüreceğim. Şu kırmızı peçetelerden aldım. Misafirlerimiz olacak ilerleyen günlerde. Onun için bir vazon aldım. Böyle masanın üstünde duran bir okaliptuslarımız var. Ona da böyle daha farklı formasyonda bir vazoya oturtmak istiyordum. Çünkü o çok dik ve bazen kokonları ısırıp deviriyor o vazoyu ve bir gün bir şey olacak diye daha tombul ve yayık bir şey istedim. O yüzden öyle bir şey aldım. Kırmızı el havluları yılbaşı temalı olarak. Başka şunları gösterebilirim. Bunlar bu mini ziplocklar. Böyle ara öğün olarak zaten içine de kuru yemiş koymuşlar yani. Akıllıca. Ben ara öğünlerimi çok yanımda taşıyan biri olarak normalde bunun bir boy büyüğünü hep yanımda tutuyordum. Ama bu küçüğünü görünce dedim ki bunu bir alalım biz. Gerçekten çok kurtarıcı oluyorlar ve defalarca kullanıyorsunuz. Bir tane şöyle 2,5 litreye 1,2 litrelik. Bunların da içine genelde böyle meyve, büyük meyveler güzel sığıyor. O yüzden alıyorum. Hep yanıma almalık, götürmelik, işte çikolata vesaire o tarz. Bir de böyle yine günlük bar
içine alabileceğiniz bir litrelik versiyonu var. Böyle bunları yan yana yan yana yediğiniz şeye göre yanınıza almak güzel oluyor. Şu evimizin hani demirbaşı. Yani böyle bir spatula aldık. Şöyle bir şey minik. Ay, bu minik olan çok tatlıymış. Ben bu arada almak istemedim. Çünkü bunları böyle yanıyor ve Zwilling'den almıştım bir tane. Ondan hani birkaç tane daha alırım belki diyordum ama şimdilik bunlar da çok tatlıymış. Merak ediyorum. Bununla da masa süsü yapacağım. Bir Trendyol'dan bir şeyler aldım. Güzel böyle masanın içine asıp. Alt saat yanıyormuş, süper. Böyle masanın ortasına bir şeyler yapacağım. Bu da güzelmiş. Özellikle saklama noktasında. Çok iyi. Şöyle göstereyim. Alo. Aşkım benim. Sana aldım annem ben bunu. Sana aldım. Sen asarsın. Seninle oynarız. Senin de kafana taç takacağım. Senin de kafana ışık takacağım. Hayır. Uykumuz da üstümüze oturur vallahi öyle bir şey yapsa. Mahveder bizi. Şu an çok heyecanlılar. Hatta poşeti şöyle indireyim de girin sizin için. Son olarak yine şöyle muhtemelen Coco'nun görünce çıldıracağı bir şey aldım yine süs. Şu an uzaktan uzaktan bakıyor. Evet, genel olarak iki alışverişimiz bu şekildeydi. Cumartesi günü Ikea'ya gitmek büyük bir hataydı öncelikle. Bunu tekrardan kendi içimde böyle bir yaşıyorum. Olarak yılbaşı tabii herkes çok yılbaşı süsü almış anladığım kadarıyla. Ürünler çok yoktu. Bayağı bitmiş bir şeyler. Ama belki tekrardan gelir. Daha süsler falan vardı ama çam ağaçları olsun, üzerine süsleri olsun, hediye paketleri olsun. Sofra olarak hani böyle Amerikan servis runner tarz şeyler pek yoktu. Ben onları çok aradım açıkçası. Bir tane kırmızı örtüyle bir tane kırmızı runner vardı. Yani Avrupa'dan runnerlar bile çok yoktu seçenek olarak. O yüzden aklınızda bulunsun eğer böyle bir şey alacaksanız. Yemek kısmında da çok güzel böyle ginger cookie house'lar vardı. Belki hafta içinde tekrar gider bir bakarım bilmiyorum. Çok hoşuma gitti ama Fevzi yemem diyor. Bilmiyorum. İstişare edeceğiz. Ben de hepsini yiyemem koca evin yani. O yüzden bakacağız artık. Vlog da böyle bizim Ikea'ya gidişimiz oldu. Vlogumuz çerçevesindeki. Sonraki videoda artık görüşürüz. Kocaman öpüyoruz sizi. Ben de bay bay de. Yeni yıla Coco ile birlikte hazırlanacağız umarım. Yine burada gerekli çekimlerimizi yaparız değil mi hayatım? Vallahi gece üstüme oturacak bu benim. İntikamı acı olacak vallahi.